Geldik, devam ediyoruz. Şimdi burada neye devam ediyoruz diyecek olursak Murat Kurum'dan bahsedelim İstanbul'da. En azından Murat Kurum şimdilik o tanıtım konusunda dürüst. Yani ne denir? İmamoğlu'nun karşısında tek başına bir şey yapamayacağını biliyor. Özgür ağırlığının, siyaseten özgür ağırlığının çok fazla olmadığını da biliyor. Erdoğan'a muhtaç bir şekilde bu yarışı sürdürmek gerektiğinin de farkında. Yani bu bakımdan gerçekten takdir etmek gerekiyor. Çünkü aslını inkar etmiyor. İzmir'de bağımsız aday var. O aslını inkar ediyor mesela. O da enteresan bir şey. Şimdi burada Murat Kurum mal varlığını dün şeyde açıkladı. Nerede? Habertürk'te. Ama tabii beyan esastır. Hani öyle bir cümle var ya, beyan esastır diye. Şöyle bir mal varlığına bakalım. Bir tane evim, Ankara ve İstanbul'da birer tane evim, bir araba borcum var dedi bir de dedi. Tamam mı? Bu kadar. Tamam da tamam. Ama ben bunu yazılı görmek isterim. Yani sözlü değil. Ha diyeceksiniz ama Fatih beyan esastır. Tamam, beyan esastır. Kabul ediyorum. Ama şeydeki gibi, Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi bir yazılı metne bir kağıda yazıp ardından da sosyal medyada şu kadar borcum, şurada evim, burada evim, burada arabam yazması gerekir. CHP'li belediyeler 1 Mart'ta zannedersem tüm CHP'li belediyeler mal varlıklarını açıklayacaklar. Acaba AKP açıklar mı? Açıklayabilir mi? Yani bunu hepsinin yapması gerekiyor. Bunun AKP'sinin, CHP'sinin, Demlisi'nin, İyisi'nin filan bir alakası yok. Hepsinin yapması gerekiyor ama hepsi yapar mı? Özellikle AKP tarafı yapacak mı? Görmeyeceğiz. Ha, mal varlığını beyan ettiniz Murat Bey ama ben yazılı da bekliyorum sizden. He, şimdi geldik buna. Bu çok enteresan. Evet ya. Şimdi diyeceksin ki bu nedir? Ahmet biraz büyütsene bunu. Vallahi bu ya çok enteresan bu AKP'liler, AK Parti zihniyeti. Şimdi bak Murat Kurum'u gör. Burada ne görüyorsunuz siz? Bir böyle sorayım önce bir. Ben önce algılayamadım da sonradan algıladım. Söz uçar yazı kalır demiş. Evet güzel, bence de söz uçar yazı kalır. Murat Bey bence yazılı dökün bunu. Burada ne görüyorsunuz bu fotoğrafta? Hemen şöyle size bir 15-20 saniye vereceğim. Ne gör? Ya büyütün, büyütün ve bakın. Çünkü ben ilk başta algılayamamıştım, daha sonradan algıladım. İstanbul'da çoğu yerde belediye başkan adaylarının fotoğrafları yok demiş. Onlar kendi üstüne malluk yapamazlar demiş. Sözcü demiş arkada. Evet çok doğru. Adamın gülümsemesi bile antipatik demiş Murat için. Murat Kurum için. Çevre felaketi, Çevre Bakanlığı ne alakası var demiş. Binali Bey'e acıyorum demiş. Şimdi ben size anlatayım. Bunun arkası bizim Sözcü televizyonu, anlayamadım ben bunu demiş. Heh. Şimdi bunu biraz büyütebiliyor musun ortadaki şeyi? Böyle bu büyümüyor. Ha. Bu bir reklam panosu. İstanbul'da reklam panosu. Sözcü televizyonu işte bir hafta önce aşağı yukarı bir kampanyaya başladı. Tanıtım kampanyasına başladı. İşte Sözcü'nün ekran yüzleri. Ebru, ne bileyim işte Ece, ben vesaire Uğur abi kim aklınıza gelirse böyle toplu veya tekli olarak paylaşıyor. Benim de işte diyor ki Fatih Portakal Sözcü Ana Haber 19'da diye. Heh böyle. Şimdi burada benim reklam var. Altta benim reklam var. Bak belki benim silüeti görüyorsunuz, tamam mı orada? Benim bir kafayı orada belki görebiliyorsunuz. Üstte de SZC yazıyor. Onun üstünü kapatmışlar. Yani böyle zeki. Heh, bak orada ha. İçinden ben çıkmışım gibi. Murat Kurum'un, tamam mı? Benziyoruz da yalnız Murat Bey'e ya. Vallahi benzemiyoruz mu? Hafiften sanki ikimiz de esmeriz ya ondan. Şimdi burası Limonlu Bahçe Konaklarıymış. Birisi attı bana bir yurttaş. Yaman Evler metro durağı Ümraniye. Ve bu şekilde tanıtımın üstünü, o panonun üstünü kapatmışlar. Murat Kurum'un resmini, afişini asmışlar. Arkadaş bak dünya kadar para veriyoruz biz bunlara. Yazık. Yani bizim öyle havadan gelen bir paramız yok. Kazanırsak şirket parasını ödeyebiliyor. Sizlerden de ricam lütfen yapmayın böyle. Bizde emek var. Bizde gerçekten emek var, alın teri var. Yani böyle kolay para kazanılabilecek şekilde işler yapmayın. Biz zor kazanıyoruz parayı. Kanal da zor kazanıyor parayı. Daha zaten bir yıllık kanal. Cuma günü de kutlaması var. Birinci yılının kutlaması. Ve böyle bir zeka altı, IQ seviyesi düşük bir uygulama yapmayın. Birazdan IQ haberi var. Çok güzel. Kim oradan ders çıkartırsa. Şimdi bunu da geçtikten sonra Fatih abi siz Hintlilere benziyorsunuz demişler. Evet onu benzeten oldu. Sen sempatik adam, sen sempatiksin, ötekisi antipatik demiş. Asgari ücreti gündemimizden çıkarmayın. Lütfen gerçek
yapmayın Fatih Bey. Siz her türlü düşünürüm ama badem bıyıklı asla demiş. Sakın benzeme demiş bir tanesi. Belli olmaz bu işler. Hulki abi bile bak nasıl döndü. Hulki Cevizoğlu. Bir bakıyorsun dönüverdi. Ondan sonra bir tane asker vardı. Ergenekon'dan içeri girmişti. Mehmet Ali Çelebi. Ya bak o nasıl döndü. Veya bir sürü dönenler geçmişten bu işler belli olmaz. Onu söyleyeyim. Yok. Süleyman Soylu. Numan Kurtulmuş. Hepsini saymak gerekiyor. Abi dün İmamoğlu. Abi o kadar hızlı geliyor ki mesajlar, yetişemiyorum ya. Her neyse artık. Evet, mal varlığını da bu şekilde açıkladı. Peki Erdoğan dün ne yaptı? Erdoğan aslında dün ben üçlü bir araya gelir diyordum. İmamoğlu gitmedi. Koltuğu hazırmış orada ama adamı da davet etmediler ki doğru dürüst. Yani gelmesen daha iyi olur filan dediler. İmamoğlu da ben gideceğim dedi ama o da gitmedi. Neden gitmedi anlamadım. Belki tatsızlık çıkar diye mi? Sizce İmamoğlu gitmeli miydi? Ha, tehdit edilmiş de olabilir, bilemiyorum. Veya işte giderseniz orada polemik yaşanır, size yüklenirler, siz de bir şey demek zorunda kalırsınız, sinirlenirsiniz vesaire. Ne diyorsunuz? Yani zor bir durum ya. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Gitsen ayrı mesele, gitmesen ayrı mesele. İşte sana hem bir davetiye gelmiş ama diğer taraftan Murat Kurum işte sana davetiye gitmedi diyor. Diğer taraftan sen davetiyi gösteriyorsun. Gitsen provoke ettin diye, gitmesen işte Murat Kurum yine dün Habertürk'te işte biz davetiyesini göndermiştik dedi. Döndü bu sefer. Ondan sonra ne bileyim işte koltuğu da hazırdı. Bence gereksiz bir muhabbetin içerisinde Murat Bey. Yani uzatmaya da gerek yok. Bu konuda yani haksız olduğu zaten ortada da. Ya, gitti mi gitmedi mi? Ya da zor bir karar ya. Gitmemesi bence daha iyi oldu gibi. Çünkü orada bir provokasyon yaşanabilirdi. Bir olay yaşanabilirdi. Erdoğan'ın sözlerine karşı çıkıp neticede adamda Karadeniz damarı var. Karadenizlik damarı var. Çıkıp orada iki laf söyler çıkıp giderdi. Psikolojik üstünlüğü yitirebilirdi vesaire. Gerginlik olurdu. Dün zaten öyle bir soru sormuştum. Hatta o soruda bir bakayım en çok ne çıkar. Ona bir bakayım. Erdoğan, Kurum, İmamoğlu bugün açılışta bir araya gelecek. Sizce nasıl bir ortam oluşur? %71 birbirine takmaz demişler. %16 gergin mi gergin olur diye de %16'lık bir kesimde oy kullanmış. Dünün sorusuydu bu. Kim? Ekrem İmamoğlu değil mi? Beni tehdit etmeye kalkma falan demişti İmamoğlu. Evet, her şey olabilir. Yani boşver, ülke en azından siyasi anlamda bir gerginlikten uzak. Kendi çöplerinde veya kendi mekanlarında, gettolarında veya onlar konusunda veya gittikleri yerlerde. Erdoğan ülkeyi biz yönetiyoruz, İstanbul'da bulunan zat bu imkana sahip değil dedi. Nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, görevi aldı. İstanbul yeniden çöp çukur ve çamur oldu. Vallahi ben hiç görmüyorum çöp çukur çamur. Yani yaşadığım yerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama yani öyle çöp dağları, çukurlar, bilmem neler. Ha, çamurat izin mi kalsın? Ha, olabilir yani. AKP politikalarından bir tanesi diyebiliriz biz buna. Ve ülkeyi biz yönetiyoruz diyerek aslında İstanbul'da bulunan zat bu imkana sahip değil. Aba altına sopa da gösteriyor. Yani hani oy ver, hizmet götürelim mantığı. Aynen bu şekilde burada da devam ediyor. Tabii zevat diyor. Zevat diyor. Zevat ne demekmiş ya? Bir bakayım ya. Zevat, durun bir ekleyin. Ben severim böyle şeyleri. Zevat ne demek? Hakaret değil, onu biliyorum. Zevat ne demek diye, iyi ki var bu. Kişiler, zat demek. Kişiler. Kötü değil ama adamın bir titri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sen yok sayıyorsun. Onu yok saymıyorsun aslında. Onu seçen kitleyi yok sayıyorsun. Sandığı yok sayıyorsun. Ondan sonra yeri geldiğinde demokrasi diyoruz. Bizdeki demokrasi anlayışı bu. Buyur Ahmetciğim, sözü sana verdim. Kötü değil, kötü değil. Evet, kötü değil. Şimdi gelelim. İmamoğlu da ona cevap verdi. İmamoğlu da ona cevap verdi. Ne yaparsan yap kardeşim dedi. Ben dedi kendi yolumda gitmeye devam ediyorum. Milletin parasını millete dağıtıyoruz biz dedi. Bir avuç insana dağıtmıyoruz dedi. Bak geldikleri anda söylüyorum. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun veya İzmir'de olsun. Geldikleri anda para zaten tarikatlara ve şeylere akacak. Vakıflara atacak. Yine ranta açılacak büyük yerler. Müteahhitler onlar bunlar harekete geçirmeye çalışacaklar. Kanal İstanbul'u yine harekete geçecekler. Bak şu anda Kanal İstanbul işte mahkeme çıkardı. Yok iptal etti. Ana imar planını iptal etti. Belki danışıklı dövüş bile olabilir o, biliyor musun?
iktidar tarafından iptal edin şunları da gündemden düşsün diye. Nasıl olsa biz kazandığımızda tekrar onu gündeme getiririz diye. Bu bile danışıklı dövüş olabilir. Ve kazandıkları takdirde belki de şey yapacaklar, söyleyiverin bana. Kazandıkları takdirde tekrar gündeme git. Büyük ihtimalle böyle yapacaklar. Ya oyun bu. O senaryo bu. Yani ben kusura bakmayın, özür diliyorum sizlerden. AK Partili isimler, yöneticiler. Yani o kadar çok oyuna alıştırdınız ki. Ya ben kafamda hep senaryolar kuruyorum. Sizler konuştuğunuz zaman veya sizler bir adım attığınız zaman. Bu sizden kaynaklanıyor. Bu benden kaynaklanmıyor. Benim kafamı bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Maalesef bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Baksana en yakın örneği İzmir örneği. En yakın örneği Kanal İstanbul örneği. En yakın örneği Kanal İstanbul'a çıkan, adaletten çıkan kararlar örneği. Bunlar benim kafamda hep senaryolar oluşturuyor. Eklemi Meral ablası Kemal babası da sevmiyor demiş Emre Güven. Ya evet, ortaya çıkan manzara o. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu da sevmiyor, Meral Akşener de sevmiyor ama onların sevip sevmemesi önemli değil. Önemli olan tabanın onu isteyip istememesi, İstanbul'un onu isteyip istememesi. Geldik manşete. Ahmet, manşeti getirir misin? Etkili bir manşet.